Biz izleyicimiz ne sormuş? Selamünaleyküm. Hayırlı slahketler hocam. Ben annemle konuşmuyorum. Anam beni şikayet etti karakola. Ondan dolayı kalbim kırıldı konuşmuyorum. Açıklarsanız lütfen. Çok memnun olurum. Şimdi. Biz... Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yani bir kere <laughs> anamız şunu yaptı diye. Biz neler yaptıydık anamıza? He? Gece gece kadını uykusundan böldük. He? Soğukta sıcakta, varlıkta yoklukta. Kadına ne eziyetler verdik ya. Onu dünyaya getirmek kolay mıydı ya? Ölümle pençeleşe pençeleşe dünyaya getirdi. E, bin yılın bir başı kafası bozuldu. Beni karakola şikayet etti diye ben şimdi ona küsüyorum ben de onu ziyaret etmek bile istemiyorum. Bu doğru değildir. Ya Peygamberimiz Efendimiz bakın süt annesi ya öz annesi değil. Süt annesi Halime geldiğinde ayağa fırlıyor. Cübbesini altına seriyor. Etrafında dönüyor. Sanki hizmetçi gibi anneciğim anneciğim diye. Süt kardeşi Şeyma yani o Halime'nin kızı Şeyma bir, bir savaş olmuş. Savaşta da e, müşrikler tarafından esirler alınmış. Yani bu Şeyma da esirlerin arasında. Diyorlar ki bizim aramızda sizin akrabanız var. Kimmiş o? Şeyma. Ha, Şeyma tabii ama o zaman büyümüş. Gelinlik bir hanım olmuş. O çocukluk beraber peygamberimizle beraber geçirdiği şeyleri hatırlatıyor. Efendimiz anlıyor. Şeyma seni nasıl memnun edeyim? Yani aileyi yanına mı göndereyim, burada mı kalırsın, memleketine gitmek istiyor. Ona hizmetçi veriyor, deve veriyor, koyunlar veriyor ve peygamberimiz e, onları hürriyetine kavuşturuyor. Şeyma'nın vesilesiyle altı bin kişi hürriyetine kavuşuyor. Yani bakın süt kardeşine olan davranışına bakın. Peygamberimiz Efendimiz inşallah Muhsin Bey bu sene oraya gideceğiz. Hazreti Amine, Peygamber Efendimiz'in annesi e, Ebva denilen köyde vefat etti. Efendimiz oradan işte Umre'ye geçerken annesinin kabrine uğruyor. Şöyle hem kabrini düzeltiyor mübarek elleriyle hem ağlıyor hem de ağlatıyor. Niye öyle ettiniz ya Resulallah? Anamın bana olan şefkatine hatırladım da onun için diyor sevgili peygamberimiz. El cennetü tahta akdamül ümmehat. Cennet anaların ayağı altındadır. Ana başa tacımış, her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Ey Allah'ın elçisi insanlar içinde en çok kime iyilik edelim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Babana. Dört defa soruluyor. Üçünde annene diyor. Niçin böyle diyor? Çünkü ana bir müddet karnında taşıdı. Bir müddet de bağrında taşıdı. Ömür boyu da kalbinde taşıdı bu üç döneme işaret olsun diye üç defasında annene ya Allah razı olsun e, hocam. Bir de Rabbimiz bakın kendine itaatın hemen arkasında ananıza babanıza iyilik etmenizi emreder. Fe la taqullahuma üffin. Of sakın böyle demeyin. Anaya, babaya sakın böyle demeyin. Allah'ın rızası Ana babanın rızasında, Allah'ın öfkesi ana babanın öfkesinde. Ya cennet anaların ayağı altındadır. Yani o yüzden değerli kardeşimiz gel, anam beni karakola şikayet etti. Ben de o yüzden anamla konuşmuyorum. Yani bu delikanlı şunu bilsin, benim anam melek gibi bir kadındı. Hayatta olsaydı. E, 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 elini bırakırdı, ayağını öperdi. Bu delikanlı da böyle anam şöyle yaptı diye bu havadan vazgeçmedi ya. Allah razı olsun hocam.